Arkadaşlar bugün size sizi mutlu olmaktan alıkoyan 7 zehirli duygudan bahsetmek istiyorum. Toksit duygular bunlar. Gerçekten bu duygular bizi zehirliyor, mutsuz olmamızı sağlıyor. Önce bu duyguları fark etmemiz lazım. Onun için size çok güzel bir video hazırladım. 7 tane zehirleyici toksit duygu. Bu duygular bizim mutlu olmamıza engel oluyor. Bakın bakalım bu duyguların hangileri sizde var? İnşallah hiçbiri yoktur. Baktım bende hiçbiri yok. Ondan mutluyum demek ki. Sizlerin de mutlu olmasını istiyorum. Bu duygulardan sıyrılmanız lazım. Bu duygulardan kurtulmanız lazım. Evet, nedir hocam bu duygular? Hemen veriyorum. Bir, utanç. Utancın altında ne var aslında? Özgüvensizlik var, korkular var. Nelerden utanıyoruz? Kendimiz olmaktan utanıyoruz. Ya ben neysem oyum. Bunda utanacak bir şey yok. Sevdiğimizi karşı tarafa ifade etmekten utanıyoruz. Ben bu duyguyu yaşamıştım. Ama ne zaman? Lise yıllarında Almanya'dan bir aile gelmiş. Çok güzel kızları var. Benim de görüntü iyi. Tek problem ses yok. Neden? Ben özgüvensizdim yıllarca. Çünkü kekemeydim. Kekemeliğin verdiği özgüvensizlikle birlikte utandığım için, nasıl bir tepki alacağımı bilmediğim için kızın yanına gitmek istiyorum, gidemiyorum. Bakışıyoruz, işleri bekliyor da gitmem lazım. Bir cesaret geldi bana, gittim. Ama ne oldu? S, Allah kahretsin dedim. Kaçtım yanından. Seni seviyorum diyecektim, diyemedim. Utanç birçok şeyi kaybettiriyor bize. Mesela soru sormaktan çekiniyor gençler. Anlamadım hocam. Bir şey sorabilir miyim hocam? Neden? Utanıyor. Acaba arkadaşlarım nasıl karşılar, ne derler? Rezil olur muyum? Şimdi nasıl algılandığımızla ilgili kaygılarımız, korkularımız, özgüvensizliğimizden kaynaklanan utanç. Bu zehirli bir duygu. 2. Anksiyete. Sürekli bir tehdit, kaybolmayan bir stres durumu, içten içe sizi yiyen bir endişe durumu varsa bu bir anksiyetenin göstergesidir. Bu durum cesaretinizi kırar, sizi yorgun ve bunalmış hissettirir ve hiçbir şeye odaklanamazsınız. Niye bu kadar stresli, korku içinde endişelisiniz? Neden böyle hissediyorsunuz? Daha önce yaşadığınız bazı olaylardan mı kaynaklanıyor? O korkularınızın, kaygılarınızın, stresinizin altında yatan nedenler mantıklı mı değil mi? Bunu şöyle bir düşünün, gözden geçirin. Bu da sizi mutsuz eden çok önemli zehirli duygulardan birisi. 3. Izdırap, üzüntü. Yani kimse sonsuza kadar ızdırap çekemez. Hayatın içinde acılar, sıkıntılar, problemler, bizi üzen şeyler mutlaka yaşanır mı? Yaşanır. Ama bunlara takılı kalamayız. Bunları aşmamız lazım. Bizi neler üzüyor, neler bizi mutsuz ediyor? Şöyle bir çıkarın, bir listeleyin ve bu mutsuzluğumuzu nasıl mutluluğa dönüştürebileceğimizle ilgili o listeyi çıkardıktan sonra üzerine çalışın. 4. Sürekli memnuniyetsizlik. Hiçbir şeyden memnun olamama durumu. Sevinemiyorum hocam diyor. O kadar güzel şeyler var hayatında sevinebileceği. Sevinemiyorum hocam. Aslında mutsuzluk bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini gösteren güzel bir ipucudur. Mutsuzsun, o zaman bir şeyleri değiştirmen lazım hayatında. Bunu gösteriyor aslında mutsuzluk. Ama kronik mutsuzluksa, sürekli mutsuzsan, her şeyden mutsuzsan bir problem var. Böyle bir durum bir hastalıktır. Bir tür depresyonla karşı karşıya olabilirsiniz. Depresyonun içinde olan insanlarda ne var biliyor musunuz? Tüm heyecanlarını, enerjilerini ve motivasyonlarını kaybetmişlerdir. Artık bakın bunları nereden tanırsınız? Gülümsemezler. Sürekli böyle somurtkan bir ifadeyle oturur dururlar. Tamam da hocam ne yapalım? Bence şunu yapın. Mutlulukla ilgili, mutsuzlukla ilgili çok güzel videolar çektim. O videolarımı şöyle açın. Tek tek elinize kağıt kalemi alın. Orada söylediğim her bir maddeyi elinizden geldiğince hayatınızda uygulamaya çalışın.
Hayata bakış kalıplarınız değiştiği anda, düşünceleriniz değiştiği anda mutluluğu hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Bakın ben bunu garanti veriyorum. Çünkü orada tek tek bunların nasıl aşılayacağıyla ilgili güzel ipuçları hazırlamıştım. Onları mutlaka bulun, izleyin derim. 5. Kıskançlık. Hocam kıskanmayan var mı? Vallahi kıskançlık iyi bir duygu değil, sağlıklı bir duygu değil. Sizin olmayan ve elde edemeyeceğiniz bir şeyi istemek ne kadar doğru? Zararlı bir şey bu. Psikolojik sağlığınız için de iyi değildir. Kıskanç insanları nasıl tanırsınız, nereden anlarsınız? Başkalarının elde ettiği güzel bir şey için seviniyor mu, sevinmiyor mu? Kıskanç mısınız, değil misiniz? Kendinizi de test edin. İçinizi yoklayın. Çevrenizden birileri, tanıdığınız birileri iyi bir yere geldi, iyi bir ev aldı, iyi bir araba aldı, iyi bir makama geldi, bir başarı yakaladı. İçinizi yoklayın. Memnun musunuz onun başarısıyla, onun işte aldığıyla? Yoksa bak duyguya bak, nasıl zehirleyici bir duygu. Onların mutluluğu seni mutlu etmeli. Ama ben mutsuz oluyorum diyorsan o kıskançlığın zehirleyici duygusu, toksik duygusu yerleşmiş içine demek. Ya ne yapmanız lazım? Bence kendinizi sevmekle ilgili probleminiz var. Kendinizi sevmeyi, kendinizin her şeye layık olduğunu, hak ettiğini ama aynı zamanda herkesin, her şeyin layık olduğunu ve hak ettiğini düşünmeye başlamanız lazım. Bunu başarabildiğiniz anda kıskançlığı yok edersiniz. O zehirli duygudan kurtulursunuz. 6. Sürekli korku. Yani korku hayatta kalmak için iyidir. Seni tedbir almaya sevk eder. Ama sürekli duyulan bir korku, gereksiz bir korku, bu sağlıksız bir durum. Her an her şey gelebilir başıma. Gelebilir. Ama gelmeye de bilir. Şimdi başına bir şey gelmeden her şey başına gelecekmiş gibi hayata bakmanın var ya ürkütücülüğünü bir düşünsenize ya. Acayip bir şey bu. Her şey sizi korkutuyorsa bu sizin başlı başına zaten mutsuz olmanızı sağlar. Kaygılar, korkular başınıza gelebilecek dünya kadar olay daha gelmeden sanki hemen gelecekmiş gibi korku içindeyseniz bu çok zehirleyici bir duygu. Bu da sizin mutlu olmanıza engel oluyor. Bunu görmek lazım. 7. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı ne zaman yaşarız? Bir yanlıştan sonra, bir hüsrandan sonra, bir başarısızlık sonucu, gerçekleşmemiş bir hayalden sonra, ulaşılamayan bir hedeften sonra hayal kırıklığı yaşarız. Aslında hayal kırıklıkları bize bir şeyleri yanlış, eksik yaptığımızı da gösteren ipuçlarıdır. Yani sağlıklı bir hayal kırıklığı bizde değişim oluşturur. Bir avantajdır aslında. Ama yaşadığımız hayal kırıklığından öğrenemezsek, takılıp kalırsak maalesef o duygu bizi zehirler, işe yaramaz, bir şey başaramaz, bir şeyi başarmak için de enerji bulamayan bir insan haline geliriz. Kaybeden bir insan oluruz. Haberiniz olsun. Bu 7 zehirli duygu bizim hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmamıza da engel oluyor. Onun için bu 7 duyguyu tanıyın. Bu 7 duyguyla ilgili yaşadıklarınız, olumsuz tecrübeleriniz nereden kaynaklandığıyla ilgili de şöyle bir düşünün, çalışın üzerine ve bu duyguları ne kadar çok tanırsanız o kadar rahat aşarsınız. Bunu da görmek lazım. Videomu beğendiyseniz WhatsApp üzerinden dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.